Evet, kanalımızın bu bölümünde sizlere Sigma 56mm 1.4 lensten bahsedeceğim. Neden bu lensi çok seviyorum? En çok hangi özelliği bu lensi kullanışı kılıyor? Ve bu lensle ne tür fotoğraflar çekmişim hep beraber inceleyeceğiz. Canon 550D makinemin Meksika sınırında çalınmasından sonra 2018 yılında almış olduğum ilk aynasız makinem olan Sony A6300 gövdemi lens arayışı içerisindeyken Sigma bu lensin duyurusunu yaptı. Ardından birçok inceleme videosu ve değerlendirme sonrası ekipmanlarım arasına katmaya karar verdim. Beni hiç pişman etmedi. Tam anlamıyla bir fiyat performans canavarı bir lens. Gelelim bu lensi neden bu kadar çok sevdiğime. Arkadaşlar az önce söylediğim gibi bu lens tam bir fiyat performans canavarı. 56mm odak uzaklığı ile size tam kare formatta eşdeğer olarak 85mm lens kullanıyor hissini veriyor. 1.4 odak açıklığı ise ISO'ya yüklenmeden pırıl pırıl net fotoğraflar çekmenize olanaklıyor. Lensin üretim kalitesinden ya da optik değerlerinden bahsetmeyeceğim. Zira birçok video mevcut onlarla ilgili. Benim için bu lensi özel yapan A6300 E-mount ile olan mükemmel uyum. Elinize aldığınızda hissettiğiniz kompakt yapısı, yumuşak netleme halkasının vermiş olduğu his, ne çok ağır ne çok hafif inanılmaz bir denge söz konusu gövde üzerindeki. Çekimler sırasında 85mm'nin bilek artan ağırlığı bu lensle hiç yok. Çünkü lens oldukça küçük ve 56mm. Ama aldığınız sonuçlar 85mm'ye eşler. Şimdi yavaş yavaş örnekler üzerinden videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirim ziline tıklamayı lütfen unutmayın. Duyurumuzu yaptıktan sonra ilk örnekle karşınızda bendeniz. Evet, ev ortamında kurmuş olduğum stüdyomda Sony'nin mobil uygulaması üzerinden kendi portrelerimi çektiğim bir örnek ile devam ediyoruz. Bu fotoğrafa detaylı baktığımızda çok hafif bir netleme problemi olsa dahi imaj kalitesi oldukça net. Aslında netlemenin tamamen 1.4 olan odak açıklığından kaynaklı olduğunu anlayabiliyoruz. Lens oldukça keskin ve dolgun renkler sunmakta. Stüdyo ortamında bu lensi kullanmayı seviyorum. Başarılı portreler ortaya çıkıyor derken, madem stüdyo örnekleri üzerinden gidiyoruz, ikinci görselimiz ile devam ediyoruz. Lensimiz inanılmaz keskin bir kalite sunmakta. İsterseniz dış ortam çekimlerinde de bu lens nasıl bir performans sergilemiş olabilir. Los Angeles günlerinde tekrar bir göz kırpma ile karşınızda. Evet, bu fotoğraf dış ortamda 1.4 odak açıklığı ile çekildi. Yardımcı ışık kaynağı olarak Softbox ve Godox V862 kullanıldı. Lightroom ile düzenlediğim bu fotoğraf yardımcı ışık kaynakları ile bu lensin performansının nasıl arttığının kanıtı. Dış ortam dedik, peki dış ortamda sadece harici ışık kaynağı ile mi Sigma 56mm başarılı? Tabii ki hayır. Bu örnekte göreceğiniz üzere dış ortamda doğal ışık ile de keskin portre elde etmek mümkün. Şimdi gelelim dış ortam düşük ışık koşullarında 56mm 1.4 odak açıklığı ile nasıl bir imaj yaratmamızı olanak sağlıyor. Hep beraber bakalım. Bu fotoğrafta geçtiğimiz ay eşimle birlikte Abu Dhabi sokaklarında çekim yaparken çekildi. Sokak lambasının aydınlattığı bir köşede çekim yaptık ve bence günün en güzel karesi olarak burada. Evet arkadaşlar ve değerli fotoğraf severler. Umarım Sigma 56mm 1.4 lens ile kişisel tecrübelerimi aktardığım bu video sizler için faydalı olur. Bir sonraki fotoğrafçılık videomuzda görüşmek üzere derken son bir hatırlatma ile sizlere veda ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Ardından kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız eğer bir sonraki videolarımızda kaçırmamış olursunuz. Hoşçakalın.